Ayvalık'ta Maceron Sokağı'nda gezerken Füsun'la tanıştık. Füsun çok ilginç birisi, tavsiye ederim. Önce astığı bir yazıyla fark ettik. Yürümeyen her şey satılıktır. Tanıştırayım. Merhaba. Füsun, merhabalar. Merhaba. Füsun, çok ilginç objeler satıyorsun. Biraz önce bir çekim yaptım, onu da editleyeceğim. Neler satıyorsun? Neden bu zevklere, özellikle işte Sema'nın aldığı cam şişeler, tabaklar, biraz daha feminen bir dükkan, bana göre değil. Biraz anlatır mısın? Evet, eski şeyleri toplamayı seviyorum. Tekrar hayata geçirmeyi, insanlarda işte ellerinde canlanmasını, kullanılmasını seviyorum. Hayata dönüyorlar hepsi bir yerde. Onlar bir yerde tabii şey, sosyal bir şey de yapmış oluyoruz işte. Ondan sonra mümkün olduğu kadar şeyi, fiyatlarımı da uygun tutmaya çalışıyorum. Evet, biz de alışveriş yaptık. Sevimli şeyler topluyorum. Evet, çok güzel. Mesela örnek olarak şöyle gösterebiliriz. Evet, burada bir İsa figürü var. Genelde aldığın şeylerin anlamlarını araştırıyor musun Füsun? Evet, çoğu zaman araştırıyorum. Anlamdan öte, yani yaşanmışlıklarını, değerlerini, yani kime uygun olabileceğini. Biraz içeride geçelim, içeride de bir bakalım. Şu dikkat ettiğimiz şu çan, cadı çanıydı değil mi? Evet. Çok hoşumuza gitti. Normalde yani çanın içindeki zil önce sesli çalıyor, sonra sessize giderken bu çanın özelliği sessizden başlayıp sesliye doğru gitmesi. Çok ilginç geldi. Antika büfelerimiz. Şu antikayı çok beğendik. İnşallah Ayvalık'a taşınırsak, bu tarafa gelirsek almayı düşünüyoruz. Fiyatı da çok uygun. Size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir de dikkat ettiğim şu cam işlemesi hakkında bilgi verir misin? Onlar da Türklerin, şamanların da işte denize açılan gemileri koruyan süperileri. 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 Evet. Bunun camın altına boyamayı sen yapıyorsun değil mi? Cama boyuyorum. Cama boyuyorsun. Camın arkasında kaldığı için cam altı deniyor. Cam altı, evet. Tamam. Cam altı boyama diye mi geçiyor? Evet. Tamam. Şuradaki örnek çok bariz bir şekilde belli. Evet. O da şamanlarda odana, ateş anası. Her ateş anası şaman. Her evin ortasında ocağın yanmasını, evin sıcaklığının olmasını sağlayan inanışa göre bir ana yani. Yani bereketli bir yani o olmadığı zaman evin ateşi, canlılığı, işte sıcaklığı olmadığına inanıyorlar. Harika. Bu hüma kuşu. Hüma kuşu. Şu sarı olan cennet kuşu. Şu mu? Evet, o da hüma Türk kuşu. Şamanizminde. Tamam, onu da sen yaptın. Şu, evet. Şu Oğuz'un Göksel eşi. Üstteki o sarı kız. Sarı kız kazların olduğu yer. Şu yaşamış olan. O gene Türklerde Oğuz'un Göksel eşi. Oğuz'un Göksel eşi. Bu da kedimiz. Şu evet. Athena. Athena. Bunları yaparken ne kadar süre geçiyor bir aşağı resim yukarı, için? Yani 70-30 gibi bir şey yaptığımda 30 saat falan sürüyor. 30 saat sürüyor. Hı-hı. Ellerine sağlık. Teşekkür gerçekten ederim. Çok güzel. Geçerken gerçekten fark ediliyorsun. Hı-hı. Yabancı müşteriler de geliyor. Teşekkürler. Özellikle yazdığın yazı da çok iyi. O yazının aslında çıkış noktası ciddiydi. Hı-hı. Ondan sonra. Çünkü her şey soruyorlardı bana. İşte bu satılık mı, şu satılık mı, bu satılık mı? En sonunda dedim yani bir şey yazayım da biraz da sevimli olsun. İşte yürümeyen her şey satılık yazdım. Aslında yazılacak çok yazı var benim için. Hı-hı. Onu da ileriki zamanda düşünüyorum yani. Ara ara yazmayı. Evet. Bence gayet güzel.
fark ediliyor. Mesela herkes geliyor, seviyoruz diyor. Ben mesela sevenleri seviyorum diye. Çok iyi. Sevenleri seviyoruz. Aşırı derecede şunlar var sende. Genelde kadınların beğendiği işte bu ne diyoruz bunlara? Genelde cam bohem kristal. Bohem kristal mi? Tamam. Ondan sonra porselenler. Porselenler. İşte opalinler, muranolar, likör kadehleri. İnsanlar yani böyle keyifli şeyler almak istiyor. Hı-hı. Tabii. Hı-hı. Koleksiyon olarak kalıyorlar. Merhaba. Merhabalar. Çekindeyiz. Rahat olun. Size rahatsız edilmez. Tamam. Doldu. Vallahi çok güzel ya. Çok ama yani ne bileyim bir makinist fenerim de var. Yani hani her telden hoşuma gidiyor aslında. Hoşuma giden şeyleri topluyorum. Ondan sonra kedim var. İşte orada mesela şey... İçki pompası. Geçen yeni mi almıştın sen bunu? Yeni geldi. Yeni geldi. Şu an tulumba gibi basıyoruz. Alt taraftan şişeden kadeyi koyuyorsunuz. Burayı bastığınız anda da aşağıya veriyor sıvıyı. Füsun kolay gelsin diyelim o zaman. Kendine çok iyi bak. Öpüyorum. Görüşürüz. Biz dışarıdayız. Hadi bay bay. Çok sağ olasın.